Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Berk Şenay. Kanalıma hoş geldiniz. Çok uzun yıllardır teknoloji ilgiyle takip ediyorum. Kanalımda da size ilgilendiğim teknoloji dalları ile ilgili bilgiler aktarmaya çalışacağım. Şu anda Vlog Social Türkiye ailesinde videografer olarak görev almaktayım. Bundan önce de YouTube Türkiye'deki en büyük kanallardan birkaçında videografer olarak görev aldım. Bugünkü konumuz iOS ve Android tabanlı cihazlarda kullanamadığımız, özellikle iOS'te kullanamadığımız Apple Pay'den bahsedeceğim. Apple Pay bildiğiniz üzere Türkiye'de şu an kullanıma açık değil. Aynı şekilde Google Pay'de. Fakat Google Pay üzerinden kullanacağımız uygulamaların birçoğu farklı şekilde olduğu için ben bugün size iOS'teki durumu anlatmaya çalışacağım. Bu durumda nasıl başa çıkabiliriz? Apple Pay'i Türkiye'de nasıl kullanabileceğinize ait bir anlatım yapacağım. Hazırsanız başlayalım. Aşağıya bıraktığım linklerden biri olan Apple ID oluşturma kısmına bastıktan sonra karşınıza çıkan ekranı bu şekilde doldurmaya başlıyoruz. Ülke ve bölge kısmında burada hemen İngiltere kısmına geçiyoruz. Ya da Birleşik Krallık yazıyor olabilir. Evet, Birleşik Krallık yazıyor. Doğum tarihinizi girebilirsiniz. Evet, Apple kimliği adına burada yeni mailinizi yazacaksınız. Hiç kullanılmamış bir mail olması gerekiyor. Evet, parolanızı oluşturuyorsunuz. Telefon numaranızın bölgesi Türkiye olabilir. Hiçbir sıkıntı yaratmaz. Doğrulama maili geldi. Telefon numaranıza kod gitti. Evet, ileri dedik. Evet, hesabımız oluşturuldu. Ayarlar kısmına girip en üstteki iCloud kısmına basıp tekrar buradaki ortamlar ve satın almalar kısmından çıkış yapıyoruz. Çıkış yap dedikten sonra tekrar basıp siz değil misiniz kısmına bastıktan sonra yeni oluşturduğumuz maili girmeye çalışıyoruz. Parolamızı girdik ve giriş yaptı. Şimdi App Store'umuzun İngiltere'ye dönüyor olması gerekiyor. Evet, İngilizce geldi zaten. Continue diyebilirsiniz. Evet, İngilizce'ye döndüğüne göre şimdi arama kısmına curve yazabiliriz. Ve çıktı. Curve dediğimiz uygulamayı indiriyoruz. Siz bunu normal şartlarda kendi Türk Apple Store'unuza görüntüleyemeyecektiniz. Uygulama yok çünkü. Tamamen yurt dışı menşeli bir firma olduğu için kullanıma sunulduğu ülkelerde geçerli olabiliyor. Review dedik. Birkaç bir şey sordu. Tümalle dediğim gibi sözleşmeyi onaylattıracak. Evet. Onayladık dedik. Non diyebilirsiniz şuradaki ödeme kısmına. Yani hiçbir şey seçili değil diyeceğiz. Oxford Street diyebilirsiniz. Ya da farklı bir adres bulabilirsiniz. Hepsi opsiyonel. Postkod mesela. Şunu kopyalayıp yapıştırırsınız. Town kısmına London diyebilirsiniz. Evet, hiçbir sıkıntı olmadı. Geçtik. Şimdi tekrar indirmeye basabiliriz. Giriş yap dedik. Evet, uygulamamız indi. Open dedikten sonra... Evet, açıldıktan sonra create an account diyebilirsiniz. Yine demin kullandığınız maili ya da gerçek mailinizi kullanabilirsiniz. Burası büyük ihtimalle zaten ilk kullanacağınız mail olacaktır. O yüzden kendi sürekli kullandığınız mailinizi girebilirsiniz. Magic Link kullanırsanız direkt mail uygulamasını açtırtıp size gelen maile onaylamanız yeterli olacaktır. Evet, telefon numaranızı girebilirsiniz. Bildirimleri göndersin tabii ki. Verification kod gitti. Evet, yeni bir parola isteyecek sizden. Evet, Berk Şenay dersek doğum gününüze gireceksiniz. Ondan sonra burada zaten olay başlıyor. Burada iki tane seçeneğiniz var. Bir tanesi ya gerçekten yurt dışında oturan bir akrabanız, eşiniz, dostunuz herhangi birisi varsa onun adresini yazarak oraya gönderttirebilirsiniz. Ya da yurt dışında posta hizmeti veren yerler var. Yani İngiltere'deki bir posta kutusunu kiralayabiliyorsunuz. O kiraladığınız yerde size belli bir bilgiyi gönderdikten sonra size gelen kartı tekrar size yönlendiriyor ya da içerisinden bir şekilde çıkan kartın numarasını okutturabiliyorsunuz. Zaten şöyle, size gelecek kartın zaten elinize geçmesini gerektirecek bir durum yok. Kartın arkasındaki son 4 taneyi uygulamaya girdiğiniz saniye eşleme yapılıyor. Apple Pay'i Türkiye'de kullanmaya başlayabiliyorsunuz. O yüzden şu an buradan sonrasında mesela United Kingdom diyebilirsiniz. Tekrardan postal kodu demin kopyalamıştım. Oxford Street'i seçtim. Confirm adres dedim. Burada çalışanım diyebilirsiniz. Ya da self-employed diyebilirsiniz. Dedik. Choose your curve card dedi. Burada size 3 tane seçenek sunacak. Hani ekstra özellikler var. Türkiye'de geçmiyor tabii ki. Bu aşamadan sonra size kişisel bilgilerinizi soracaktır. Sonrasını tabii ki ben göstermeyeceğim. Doldurduktan sonra aşamalar şu şekilde. Kart 2-3 hafta içerisinde belirttiğiniz adrese gidiyor. Bildiğiniz şu an Türkiye'de kullanılan kredi kartı ya da banka kartı sipariş verirsiniz ya bankadan istetirsiniz eve gelir bildiğiniz mektup zarfın içerisinde değil. Küçük bir kutuda, şık bir kutuda bir kart gelecek. Kartınız yurt dışında ikamet eden bir akrabanıza ya da orada kiralamış olduğunuz posta kutusuna iletildi. Fiziksel olarak olmasa da bir şekilde numarası ulaştı. Kartın ön yüzünde zaten hiçbir şekilde numara yazmadığı için tamamen arka tarafına bakıp buradaki kart bilgilerinizi uygulamaya açtıktan sonra giriş yapıyorsunuz. Ve girişinizi yaparken ben de biraz
biraz körden bahsedeyim. İngiltere tabanlı dijital bir bankacılık şirketi. O kadar üst düzey bir seviyeye çıkartıyorlar ki şimdi anlatacağım şeyle size tamamen ikna olmuş olacaksınız zaten. Evet, üyeliğinizi yaptığınız e-mailinize tekrar giriş yapıyorsunuz ve tekrar email me magic link dediniz, open dediniz. Gelen maile tekrar tıklayıp login to curve dediniz. Bundan önce belirlemiş olduğunuz şifreye giriş yaparak uygulamaya giriş yapmış oluyorsunuz. Allow notification dediniz. Uygulama açıldı. Şimdi curve nedir? Curve size gelen kartın, şu kartın içerisine yaklaşık ekleyebileceğiniz 10 tane kredi kartından oluşuyor. Yani bu ne demek oluyor aslında? Cüzdanınıza soktuğunuz milyon tane kredi kartınız var ya, onların hepsinin tek kartta olduğunu düşün. Yani bu ne demek? Uygulamaya girişinizi yaptıktan sonra sizi böyle bir ekran karşılığı olacak. Bu şu an gördüğünüz cash kısmı sizin banka kartı olarak kullandığınız gibi düşünün bu kartı. İçerisine yatırdığınız nakit bakiyeyi gösterir. Upgrade istemiyorum. Bu mesela şu an benim Türkiye'de kullandığım kredi kartım. Bu da mesela annemin kullandığı kredi kartı. Yani bu ne demek? Baştan şöyle göstereyim. Account kısmına girdiğiniz zaman burada sizin Curve kartınız görünüyor olacak. Buna basarak kart bilgilerinizi kullanabilirsiniz, görüntüleyebilirsiniz ve kartınız yanınızda olmasa bile internetten alışveriş yapıyor olabilirsiniz. Buradan kart şifrenizi değiştirebilirsiniz. Lock kart dediğimiz olayda tamamen belki kaybettiğiniz kartınızı bulamıyorsunuz. O saniye kilitledikten sonra o kartın kullanıma kapanılması demek. Kolay bir şekilde de tekrar geri alabiliyorsunuz. Kart limitleriniz var. Timeline dediğimiz kısım benim bundan önce yapmış olduğum alışverişleri gösteriyor. Wallet dediğimiz kısım deminki söylediğim yer. Burada arkadaşlarınıza para gönderip tekrar para kabul edebilirsiniz. Bu da aylık özetiniz. Wallet kısmına değinmeye başlayalım. Uygulamayı ben üye olduğum zaman bana bir hediye bakiye vermişti. 5 pound civarında olması lazım. Yine 50 lira civarı para yapıyor ama. Curve Card dediğimiz olay şu. Sizin şuradan şu sağ üstteki düğmeye bastıktan sonra ekleyeceğiniz kartları uygulama bu kartın içinde topluyor. Yani siz kartınızı eklediniz. Mesela bu kartı kullanmak istiyorsunuz. Tap to select and pay diyor. Bastınız ve şu an kartınız bu karta dönüştü. Sola gittim. Ben şu andan itibaren bu kartı kullanmak istiyorum diyorsunuz. Evet, kartınız bu oldu. Olay tamamen bundan ibaret. Aynı şekilde bunu tabii ki uygulamaların içerisinde şu şekilde kullanabiliyorsunuz. Curve uygulamasına giriş yaptıktan sonra ekranın kartınızın altında Add to Apple Pay diye bir seçenek çıkıyor olacak. Bu seçeneği tıkladıktan sonra saatinize de yükleyebilirsiniz, telefonunuza da yükleyebilirsiniz. Mesela gözükelim. İki kere bastım ve bakın şu an Curve Card geldi ekrana. Benim kartımın son 4 tanesi burada girili. Face ID'niz tarandı ve şu an tamamen temassız ödeme yapmaya uygun bir haldesiniz. Bitti. Apple Pay Türkiye'de şu andan itibaren kullanmaya başlayabilirsiniz. Apple Pay'i kullanırken bile o saniye temassız harcamanızı değiştirmek için yine uygulamaya girdiniz. Wallet kısmına girdiniz. Buradan mesela şu an kendi kartımdayım. Diğer karta geçiş yapmak için bastım. Şu an kapattım. Tekrar Apple Pay'i açtım. Apple Pay şu şekilde devreye giriyor. Yan tuşa iki kez bastığınız saniye zaten ekrana gelmiş oluyor. Bu arada unutmadan söyleyeyim. Dil ve bölgeye girdikten sonra buradaki bölgenizi Türkiye'den çıkartıp herhangi bir Avrupa ülkesi olur, Amerika olur, İngiltere olur, herhangi bir ülkeye çevirdikten sonra bu işlemleri yaparsanız tabii ki Apple Pay'e eklemiş olacaksınız. Apple Pay'e kartınızı ekledikten sonra bölgenizi tekrar Türkiye'ye değiştirebilirsiniz. Evet, uygulamamız bu şekildeydi. Apple Pay'i bu şekilde Türkiye'de kullanabiliyor oluyorsunuz. İnanılmaz faydalı bir uygulama. Cüzdanımı evde unuttum derdi falan hiçbir şey kalmıyor. Ve bazen çok değişik bakışlar altında kalabiliyorsunuz. Özellikle saate bu şekilde kullanabiliyor olmamız. Bu şekilde göstereyim. Saatten de aynı şekilde ödemenizi yapabiliyorsunuz. Gayet keyifli bir uygulama oldu. Gayet keyifli bir video oldu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.